Virüsle mücadelede artık yeni normale dönmüş durumda bugün itibariyle, gece yarısından itibaren aslında. Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gece yarısı kısıtlama bitmez. 15 ilde uygulanan o seyahat kısıtlaması da kalktı biliyorsunuz. Gece vakti yollara düştü sürücüler. Görüntüler geliyor. İki günlük kısıtlama bitti. Yeni normal hayat resmen başlamış oldu. 3 aydan beri bu gördüğün çay ocağının ilk defa ışıklarını yaktık. 15 ilde geçerli 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür. Ama sosyal mesafe ve maske takmayı devamlı itinalı bir şekilde kullanmak gerekiyor. Saatler 24'ü gösterdiğinde yine aynı manzara yaşandı. İstanbullular kendini sokağa attı. Sürücüler yollara düştü, köprü ve otoyollarda yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu %28'e ulaştı. Normalleşme süreci kapsamında şehirler arası kısıtlamanın da sona ermesiyle birlikte İstanbul'dan göç başladı. Tekirdağ il sınırı da aynı yoğunluktan nasibini aldı. Silivri, Gümüşyaka'da da araç kuyruğu oluştu. Ankara'da da kısıtlama biter bitmez araç hareketliliği başladı. Şehirler arası terminale insan akını yaşandı. Bu görüntüler de İzmir'de kayda geçti. Sürücüler İzmir-Manisa yolunda trafiğe yakalandı. Kentteki otobüs terminalinde de gece yarısından itibaren seferlerin başlaması yoğunluğa neden oldu. Bilet fiyatları biraz pahalı geldi. Tek sefer vardı, onu yakaladım. Biraz pahalı geldi fiyatlar ama maalesef ailemizin yanına gidiyoruz. Şimdi 2,5 aydır devam ediyor biliyorsunuz kısıtlama. Sokak kısıtlaması hafta sonu gerek hafta içi bayram zamanlarında şehirler arası seyahat kısıtlamaları artık son buldu 1 Haziran itibariyle dedik. Biraz önce ekranlarınıza getirdik gece yarısından itibaren görüntüleri. Şimdi madde madde derledik toparladık neler değişecek hayatımızda diye. Yani eski normallerimize yeni aslında sosyal düzenle birlikte dönüyoruz kabaca. Sosyal hayat kamu personeli işe dönüyor artık. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar işinin başında olabilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması pazar günleri 14 ila 20 saatleri arası dışında devam ediyor onların evde kalma süreleri. 18 yaş altı için de öyle. Çarşamba ve cuma günleri 14-20 saatleri arasında onlar da sokağa çıkabilecekler. Sosyal hayat bu şekilde. Peki hizmet sektörü ne durumda? Restoran, kafe, pastane ve çay bahçeleri saat 22'ye kadar hizmet verebilecek. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışında tutuluyor tabii ki. Açık hava konserleri başlıyor. Müze ve öğren yerleri açılıyor. Kreşler ve gündüz bakım evleri açılıyor. Spor salonları, kütüphaneler açılıyor. Sürücü kursları ve benzeri kurslar hizmet vermeye başlıyor artık bugün itibariyle. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri hizmet vermeye başlıyor. Hayvan satış yerleri açılıyor. Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Balıkçılık sınırlaması da artık kaldırıldı. Peki ulaşımda neler olacak? Ulaşıma da bakalım hemen. Şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldı. Deniz turizmi ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar artık kaldırılmış durumda. Marmaray ve Başkent Ray'da seferler artacak. İç hat uçuşları da bugün itibariyle başlıyor. Bunlar hayatımızdaki yenilikler bugün itibariyle.